Merhabalar, iTelevision'a hoş geldiniz. Bu hafta sizlere S/4HANA geçiş senaryolarından Greenfield yeni kurulum opsiyonundan bahsedeceğiz. Peki nedir bu Greenfield? Greenfield opsiyonu ile birlikte S/4HANA geçişini yapmanızın yanı sıra aynı zamanda süreç iyileştirmelerini de yapma imkanınız olacak. Bu sayede iki tane farklı proje olarak değerlendirebileceğimiz S/4HANA geçişi ve süreç iyileştirmelerinizi tek bir proje altında yaparak maliyet avantajı sağlayabileceksiniz. Peki neden Greenfield? Greenfield opsiyonu ile birlikte değer maliyet optimizasyonunu sağlayarak yeni iş modelleri tasarlama imkanınız olacak. Aynı zamanda mevcut IT altyapınızı yeniden bir revize ederek bu yeni tasarımda konumlandıracaksınız. Bununla birlikte dönüşüm riskini minimize ederek aslında şirketiniz için temiz bir sayfa açma imkanınız olacak. Öte yandan Greenfield yönteminin size getirdiği bazı ek çalışmalar da bulunmakta. Bunlardan ilki sizin S/4HANA sistemde canlı geçişinizi sağlayana kadar paralelde mevcut sisteminizin de bakımının devam ediyor olması. Bu sizin aslında IT yatırımlarınızın canlı geçişine kadar paralelde iki sistem içinde devam edeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda şirketinizdeki iş süreç sahipleri de projeye dedike olmak durumunda olacaklar ve bu da aslında sizin iç kaynaklarınızın yönetimi anlamında önemli bir unsur oluşturuyor. Peki Greenfield projelerini nasıl yapıyoruz? Burada aslında SAP'nin Activate metodolojisi ön plana çıkıyor. Activate metodolojisi ise SAP'nin en iyi iş uygulama çözümlerini referans alarak yeni kurulum projeler gerçekleştirdiğimiz bir yaklaşım. Activate metodolojisi klasik yöntemlerden farklı olarak SAP'nin standart iş uygulamalarının bulunduğu bir demo sistem üzerinde size SAP'nin süreçlerini göstermemiz ve bu süreçlere bağlı olarak sizin mevcuttaki süreçlerinizin nasıl tasarlanabileceğine karar vermemizi içeriyor. Activate metodolojisinin fazlarından bahsedelim isterseniz. İlk olarak sizlerle birlikte SAP'nin bu bahsettiğim en iyi iş uygulamaları çözümleri üzerinden geçiyoruz ve bu süreçlerin sizin mevcuttaki süreçlerinizle ne kadar örtüştüğü üzerine oturumlar yapıyoruz. Yaklaşık olarak 2 hafta süren bu oturumlarda sizlerle birlikte analizler yapıp yeni yapıdaki iş süreçlerinizin listesini çıkarıyoruz. Bu toplantıların ardından danışmanlık ekibimiz ofise dönerek sizinle oluşturduğumuz bu iş süreçlerine ilişkin demo sistem üzerinde uyarlamaları yapıyor. Keşif fazında belirlediğimiz bu süreçlere ilişkin farklı farklı oturumlar yaparak sizlerle birlikte bu süreçleri değerlendiriyoruz. Bu esnada az önce bahsettiğimiz demo sistem üzerinden bütün süreçlerin uçtan uca SAP'de standartta nasıl yapılabileceğini size gösteriyoruz. Bunun yanında bu analizler esnasında sizin mevcut süreçlerinizle uyuşmayan farklılıklar olabilir. Bunlara ilişkin de notlarımızı alıyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki gerçekleştirme fazında ise daha önce belirlediğimiz süreçleri sprint bazlı olarak grupluyoruz. Ve burada aslında sistem üzerinde hem uyarlamalar hem de daha önce belirlediğimiz gap'ler doğrultusunda sistem üzerindeki geliştirmeleri yapıyoruz. Burada aslında klasik metodolojiden en farklılaşan nokta sprint mantığında ilerliyor oluşumuz. Bu da şöyle, her bir sprinti kendi içerisinde ufak bir projecik gibi değerlendiriyoruz. Bu sprinte ilişkin uyarlamaları ve geliştirmeleri yaptıktan sonra sizlerle birlikte her bir senaryonun testini gerçekleştiriyoruz. Eğer bu testlere ilişkin bir eksik vesaire varsa bunlara ilişkin düzeltmeleri yapıyoruz. Ardından o testi yeniden gerçekleştiriyoruz. Aslında bir döngü içerisinde her bir sürecin, her bir sprintin temiz bir şekilde tamamlandığından emin olmadan bir sonraki aşamaya veya sprinte geçmiyoruz. Her bir sprint için testlerimizi tamamladıktan sonra aslında canlı sistem hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Bu kısım biraz daha mevcutta bizim alışık olduğumuz canlıya hazırlık işlemlerine paralel bir şekilde devam ediyor. Tüm bu sürecin sonunda tabii ki canlı sistemin kullanım alımı ve sonrasında canlı destek süreciyle devam ediyoruz. Son olarak Greenfield yönteminde kullanabileceğimiz bir araçtan da size bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz gibi bu yöntem aslında süreçlerinizin yeniden tasarlanması ve yeni bir sistem üzerinde her şeyin sıfırdan yapılması anlamına geliyor. Ama siz mevcutta kullandığınız sistemdeki bazı dataları hızlı bir şekilde yeni sisteme almak isteyebilirsiniz. Bu durumda SAP'nin Migration Cockpit dediğimiz çözüm karşımıza çıkıyor. Bu kokpit sayesinde sizin mevcut ERP sisteminizdeki dataların belirli eliminasyonlar da sağlanarak yeni sisteme hızlı bir şekilde aktarımı sağlanabiliyor. Greenfield yöntemi hakkında detaylı bilgi erişmek istiyorsanız uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.